Okey diyoruz. En son ne oldu? Claude bayağı gergin. Çünkü 2 günü kaldı. Eğer 2 gün içinde lütunu ve onun kabını almazsa hem böyle çok değerli bir insandan gelen bir hediyesi olmuş olsun. Hem de bir 70 talenta yakın para değerinde eşyayı kaybetmiş olacak falan. Panik halde ama öte yandan Mayor bunu çağırmadığı için gidemiyor ve Mayor da bunu 2 gündür falan çağırmadı sanırım. Böyle ben bu Mayor'ın hoşuna gitmeyecek bir şeyler mi yaptım falan gibi sen düşünüp gayet gergin şu an. Derken Mayor'ın direkt manservant'ı çağırıyor. Normalde böyle bunların ayak manboy bunları ne, şey böyle haber getirip götüren kişiler hep çağırıp duruyordu. Kvotan bu sefer direkt Mayor için en önemli bir numaralı insan gibi bir şey çağırıyor falan. İşin ciddi olduğunu öğreniyoruz bu bir çağıran kişinin öneminden. İkincisi bahçede buluşmak için değil direkt senin adın neydi? Mayor'ın. Mayor'ın kendi odasına çağırıyor ki çok az insanın Mayor'ın kendi odasında Mayor'la konuştuğunu duymuştu Kvot. Fısıltılardan falan. Buradan da Mayor'ın iyi kitaplarında olduğunu tahmin ediyor falan güzel haberler. Mayor'ın odasına gidiyor. Mayor aşırı hasta yatağından kalkamıyor bile falan. Aşırı yorgun. Kvot'a diyor ki kaç yaşında gibi gözüküyorum. Kvot yalan konuşmaması gerektiğini biliyor çünkü Mayor yalakalık tarzı yalanları falan kesinlikle seven bir tip değil. 51 diyor, belki 52 diyor. Mary diyor ki ben 40 yaşındayım aslında 41 olacağım işte doğum günüm gelince de 40 olacak whatever. İşte genç bir insan asla yaşını sorma kendi yaşını çok üzülüyorsun sonra cevabı falan tarzı laflar ediyor. Sonra Claude diyor ki işte nasıl oluyor da hatırlamıyorum orada ama Kvot doğru bir şekilde tahmin ediyor şeyi. Mayer'ın asıl istediği şey Kvot'tan birisini tavlaması konusunda Mayer'a yardımcı olması. Mayer zannediyor ki Kvot bunu şeylerden anladı işte dedikodulardan falan. Kvot diyor ki hayır daha böyle bir dedikodu yok ortada. Ben bunu kendim sizle yaptığımız konuşmalardan tahmin ettim diyor. Mayor diyor ki ama iş sadece bu kadar değil anlatmaya başlıyor. İşte Mayor'ın konumuna uygun çok fazla insan zaten yok. Bu insanların çok büyük çoğunluğu kralın himayesi altında gibi bir şey. Hani böyle o kadınlardan biriyle evlenebilmek için krallığı iletişime geçmesi gerekiyor. Ve kralın haremi gibisinden bir his var sanki Mayor'ın kullandığı laflar içinde. Hani böyle açık açık söylenmedi bu kitapta ama ben böyle bir his sezdim. Hani sanki kralın haremine girmek zorunda kalması kralın kendisi kadar güçlü olabilecek bir figürün hem Mayer'in gururunu kırıyor hem de Mayer'in kesinlikle işine gelmeyecek dedikoduların açılmasına sebep olacak gibisinden bir şey sezdim. Ben ama bunların çoğu açık açık konuşulmadı. Bunlar yorumum. Böyle olmayan yine de Mayer'in seviyesinde olan genç olan çocuk üretebilmesi için üretebilmesi kelimesini kullandım çok ataerkil. Neyse çocuk lazım Mayer'e çünkü Mayer ölecek sonuçta diyoruz. Mayer'in yerini alacak birisi lazım. Ve zamanında Mayer evlenmeme konusunda diretmiş. Ve kimse de Mayer'e oturup açık açık gerçekleri konuşmamışlar. Çünkü Mayer diyor ki bir yerden sonra insan belli bir seviyenin üstünde güçlü olduğu zaman insanlar size korkularından gerçekleri söylemeyi unutmaya başlıyorlar. Bu kesinlikle iyi bir şey değil falan diyor. Gayet aslında bilge bir insan bu Mayer. Hani olağanüstü derecede yetenekli ya da zeki değil ama gayet zeki, gayet yetenekli, gayet aklı başında diyoruz. Olağanüstü derecede değil sadece ama onun dışında gayet güzel bir seviyede. Çok da insancıl da yapıyor bu onu çünkü hep en baş karakterler, hep karakterler zeki, deha oluyor falan kitaplarda. Gerek yok diyoruz. Gerçekçi olsun, insancıl olsun, kafi. Neyse hem genç olan hem güzel olan hem genç olan da güzel olana da gerek yok. Hem genç olan hem de işte önemli bir aileden olan hem de işte çocuk doğurup çocuğa bakabilecek kadar sağlığı yerinde olan gibi görünen bir kişi var. Ki bu kişi ekstradan hem zeki hem de güzel de çıkıyor falan. Mayer seviyorum demiyor. Kvoton da tahmin ediyor. Bence siz aynı zamanda seviyorsunuz da. Bu hanımefendi diyor. Aslında hanımefendi mi? Direkt kız diyor. Artık neyse. İşte Mayer diyor ki sevgi lafı çok böyle dile düşmüş, milletin ağzına sakız gibi çiğnedi bir laf. Hani sevgi sevebileceğim zaman içinde birisi gibi daha çok hoşlanıyorum. Şu esnada diyor bana onu işte tavlama konusunda yardım edecek misin? Kvot edeceğim diyor. Peki ama nasıl edeceğim? Mayer diyor ki sen o kadar çok şey tahmin ettin benim bir kadın için seni çağırdığımı falan. Onu da sen tahmin et hangi açılardan tavlamam gerektiğini diyor. Biraz saçma bir yer. Saçma bir diyalogdu bence o.
Kvat diyor ki işte onun için hayır ben işte şeyi sormaya çalışıyorum. Onun için dans mı edeceğim sizin kılığınızda? Ona işte gizli mektuplar mı bırakacağım? İşte ona mektup mu yazacağız? İşte ona şarkı mı yazacağım? Hani neyden bahsediyorsun falan. Mary diyor ki daha çok şarkı ve mektup gibi düşündüydüm ben yapıyor. Tamam diyor Kvat yapacağım. Ama işte onun hakkında daha çok şey bilmem lazım. Çünkü bilmeden bir kadını demiyor, kız diyor. Bir kızla işte şey etmek, bir kızı kortlamaya çalışmak kesinlikle aptalca bir hareket. Meir diyor ki, Meir buna bir tane yüzük veriyor. Demir bir yüzük. Meir'in adı yazılı üstünde. Git Kadikus'la konuş. İşte ondan gerekli bilgileri öğren. Kızın ailesine dair. İşte o sana gerekli kaynakları gösterecek. Çatçut diyor. Kod diyor ki Kadikus da biliyor mu sizin işte evlenme planlarınızı? Mir diyor ki hayır kesinlikle bilmiyor. Ona başka bir şey söyle. İlacımı almaya gittiğini söyle. Falan yapıyor. Kod da tamam diyor dönüp gidiyor. Bu var. Bunun dışında söylemeyi unuttuğum bir yer vardı. Hatırlayıp geliyorum. Meir gizli saklı hareket ediyor şu an. Çünkü düşünüyor ki Meir eğer bu iş gizli saklı olmazsa dedikodu çıkacak. Dedikodu çıktığı zaman da zaten insanların beklentileri bir yöne kaydığı için Meir bir şey yapmak zorunda bulacak kendini artı kızla beraber. Meir halbuki kıza karşı, kız dediği için kız diyorum bence kadın. Kıza karşı böyle bir şeyler hissettiği için aşk olmasa bile aşk olabilme ihtimali olan bir şey. Kızın da kendisine ona öyle şeyler hissetmesini istiyor. Hani böyle gayet İki insan birbirlerine karşı bir şey hissettikleri için bir araya geliyorlarmış gibi gelsinler istiyor. Gayet romantik diyoruz. Ve gücünü kullanmadan yapmak istiyor. Bunu çok da şey bir insan, bilgece bir hareket falan. Very good. Bütün bunların ötesinde bombayı patlatmayı unuttuk. Melior'un Leckless. Karakterin adı yanlış hatırlamıyorsam. Kvot'un anasının adı da Leckless'tı. Akrabalar, ne seviye akrabalar? We shall see diyor. Okey. Ama şu an direkt Kvot'un ailevi alanını içerecek bir yere girdik. Bu karakterin sunumuyla beraber Mayer'ın işte evlenmek istediği kadının hikayeye girmesiyle beraber işler enteresanlaşıyor. O kişinin o tarafından. Okey durum bu. Başlamadan önce başka diyecek bir şeyim var mı düşünüp geliyorum. Chapter 59 Purpose. As I left gibi bir kelime varmış gibi düşündüm bir yanına. As I left. İki tane boşluk eksik. The mayor's rooms. I considered sending a runner with my card and ring ahead to Caudicus. Then I dismissed the thought. I was on an errand for the mayor. Surely that would excuse a slight breach of etiquette. From the rumor mill, I knew Alberon's arcanist had been a permanent part of the Mayor's court for more than a dozen years. But other than the fact that he lived in one of the estate's southern towers, I had no idea what to expect from the man. I knocked on the thick timbered door. Hold on, then the voice came faintly. There was a sound of a bolt being drawn back, and the door opened to reveal a thin man with a long, hawkish nose and curling black hair. He wore a long dark garment vaguely reminiscent of a master's robe. Yes. I was wondering if I might borrow a moment of your time, sir. I said my nervousness only half feigned. He looked me over, taking in my fine clothes. I don't do love potions. You can find that sort of thing done in Severn Law. The heavy door began to inch closed. Though you'd be better off with a little dancing and some roses if you ask me. Okay, diyoruz bir tık karizmatik bir tip. I'm here for something, as I said quickly. Two things actually, one for the mayor and one for myself. I lifted my hand, revealing the iron ring on my palm. Alveron's name blazed in bright gold across the face of it. The door stopped closing. It best come in then, Cadicus said. The room looked like a small university contained in a single room, lit with the familiar red glow of sympathy lamps. There were shelves of books, tables full of twisted glassware, and far in the back, half concealed by the curving wall of the tower,
I thought I could see a small furniture kid. Good God, I exclaimed, covering my mouth with one hand. Is that a dragon? I pointed to a huge stuffed crocodile that hung from one of the ceiling beams. You have to understand, some arcanists are more territorial than sharks, especially those who have managed to acquire luxurious court positions such as this. I had no idea how Caldicus might react to a young arcanist in training arriving in his territory, so I decided it was safer to play the part of a pleasantly deemed non-threatening lordling. Caldicus closed the door behind me, chuckling. No, it's an alligator, quite harmless, I assure you. It gave me a bit of a start, I said. What's the use of such a thing? Honestly, he looked a bit it. Bu şu ana kadar okuduğumuz Caldicus'tan cool bir insan olduğu şeyini alıyor. Vibe'ını aldım. Honestly, he looked up at it. I don't rightly know. It belonged to the Arcanist who lived here before me. It seemed a shame to throw it away. Impressive specimen, don't you think? I gave it a nervous look. Quite. What is this business you mentioned? He gestured to a large cushioned chair and settled himself into a similar chair across from me. I'm afraid I only have a few minutes before I will be otherwise occupied. Until then, my time is yours. He trailed off questioningly. Until then, my time is yours. Böyle. I could see he knew quite well who I was, the mysterious young man the mayor had been meeting with. I guess he was eager as the rest to find out why I was in Severin. Quote, I said, actually, the mayor's medicine is half my business. I saw a faint, irritated line appear between his eyebrows and hurried to correct whatever he might be thinking. I was speaking with the mayor earlier. I gave the bearers pause, as if I was unreasonably proud of this. And he asked me if I might bring him his medicine after I had finished speaking with you. Hani şeyden bahsettiydim. Birisinin bize yedi kelimeli konuşması, onun kasıtlı yaptığı bir şey olmasından çok kendisiyle konuşulan kişi bir enerji yayıyor. O enerji alanını hissediyor konuşan kişi. O enerji alanına uygun laflarını yedi kelimeli söylerken buluyor kendisini. Hani böyle lafı söyleyen değil, lafı dinleyen kişi, o lafın karşıdaki insandan çıkmasına sebep veren kişi, lafı söyleyen kişi yerine tarzı bir şey dediydim. Şurayı şöyle biraz düşündüm. Hani if I might bring him his medicine, yedi kelime ama bu bir cümle sayılmaz mı? Sayılır mı emin değilim. After I had finished speaking with you, yine sayılır mı sayılmaz mı? Yine emin değilim. Ama iki cümlede peş peşe eğer iki, bence sayılıyorlar. İkisi de Caldicus'un işine geliyor. İkisi de yedi kelime olabilir diyoruz. The line disappeared. Certainly, Caldicus said easily. It would save me the trip to his rooms. But what is the matter you wished to speak about? Well, I leaned forward excitedly. I'm doing research into the histories of the noble families in Vintas. I'm thinking of writing a book, you see, a genealogy. I saw boredom begin to fog his eyes. No, their genealogy is a plenty. I was thinking of a collection of stories related to the great families. I was rather proud of this lie. Not only did it explain my curiosity about Meruven's family, it gave a reason for why I was spending so much time with the mayor. History tends to be rather dry, but everyone enjoys a story. Caldicus nodded to himself. Clever idea. That could be an interesting book. Ay, ya böyle şu Caldicus çok cool hissettiriyor bana. Neden bilmiyorum. Yani nedenini biliyorum az buçuk ama yine de gayet cool geliyor bana. I've been writing a brief historical preface for each family as an introduction to the stories that follow. The mayor mentioned you were quite authority on the old families and said he would be pleased if I called on you. That compliment had its desired effect.
and Cardicus puffed himself up ever so slightly. I don't know if I'd consider myself an authority, he said with false modesty, but I am a bit of a historian. He raised an eyebrow at me. You must realize that families themselves would probably be a superior source of information. One would think that, I said with a sideways look, but families tend to be reluctant to share their most interesting stories. Cardicus gave a wide grin, I imagine so. The grin faded just as quickly, but I'm certain I don't know any stories of that sort regarding the mayor's family, he said seriously. Oh, no, 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 I waved my hands in violent negation. The mayor is a special case. I wouldn't dream, I trailed off, swallowing visibly. I was hoping you might be able to enlighten me regarding the Lickless family. I'm rather in the dark about them. Okay, devam edeceğiz. Kapatmadan önce diyecek bir şeyim yok. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.